SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Emekli maaşlarına yeni yasa mı geliyor? SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin getirilmesi gereken yasayı duyurdu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı sonunda açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 oranında zam alırken, memur emeklileri için bu oran %19,31 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı 12.500 Türk Lirası olarak revize edildi, fakat maaşların hala açlık sınırının altında kalması önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu durumu göz önünde bulundurarak intibak yasasının tek çözüm olduğunu vurguladı. Ocak ayında emeklilere ve memurlara %49,25 oranında geniş kapsamlı bir maaş zammı yapılmıştı. Ancak bu zam, 6700 Türk Lirası ve altındaki kök aylıkları etkilememişti ve en düşük emekli aylığı 10000 Türk Lirası seviyesinde kalmıştı açlık sınırının 19.000 Türk Lirası seviyesine yükseldiği bir dönemde emekliler Temmuz zammında kök aylıklarından dolayı aylıkları zam oranına göre değişmeyecekti. Ancak iktidar tarafından yapılan düzenleme ile bu durum değişti. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam alırken Memur emeklileri için bu oran %19,31 olarak belirlendi. Ancak maaşların halen geçim maliyetinin altında kaldığı ve yaşam maliyetinin arttığı günlerde yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu noktada tek çözümün intibak yasası çerçevesinde yapılacak düzenlemeler olduğu vurgulanıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, intibak yasasının zorunluluğunu vurguladı ve şunları söyledi: Emekli maaşı hesaplama sistemi ve aylık bağlama oranı değişmeden bu sorunların üstesinden gelmek mümkün değil. Seyyanen zam yerine adaletli bir şekilde intibak yasasının çıkarılması gerekiyor. İntibak sayesinde herkesin aylığı güncellenebilir.